İnsan sarrafları, Rıfat Ilgaz. Hakaret telakki ederim bu sözlerini diye dikleşti. Ben ha, ben anlamam otelcilikten ha. Hiç telaşlanma dedim. Ben nasıl demircilik, kalaycılık yapamazsam, sen de otelcilik yapamazsın dostum. Hani emekliye ayrılmadan önce hep tavukçuluktan, tavuk üretmekten, etinden, yumurtasından faydalanmaktan söz ederdin. Ne oldu sana birden? Emekli ikramiyesini alır almaz cayıverdin. Otelciliğin turizmdeki yerini düşündüm. Memleketin gelişmesinde turizmin önemini inkar edemezsin ya. Turizm deyince insanın aklına ne gelir? Otel gelir, otelcilik gelir. Bak İspanya'ya her yıl tam 8 milyon turist geliyormuş. Düşün bir kere, her turist 100 dolar bıraksa, eder senede 800 milyon dolar. Bizim paramızda tam 8 milyar Türk lirası. Peki dedim, bu paradan sana ne? Senin cebine mi girecek? Herkes turizmi benim gibi anlasa, benim gibi önem verse, bu 8 milyon turist yola girmişken buraya da uğramaz mı? Bütün mesele onları memlekete çekebilmekte. İlk iş bunlara yatacak yer sağlamakta. İşte otelcilik. Sözünü kestim. Doğru söylüyorsun ama bu iş sana göre değil. Bu parayı bankaya versen daha akıllıca bir iş yapmış olursun. Sen müdürlüğe, umum müdürlüğe alışmış adamsın. Müşterilerin her şeyi batar sana. Otel müşterileri dünyanın en ele avuca sığmaz adamları. Yapamazsın sen. Yeter diye yürüdü üzerime. Düpedüz hakaret ediyorsun. Küçük görüyorsun beni. Ben adam sarrafıyım ben. Adamı gözünden tanırım. Tam 35 yıllık memurluk hayatımda. Haydi hoşça kal dedim. 35 yıllık memurluk hayatında çok yoruldun. Devlet seni emekliye ayırdıysa biraz dinlenesin diye ayırdı. Dinlemedi beni. Eski belediye otelini kiraladı. Şu duvarını, bu duvarını yıktı. Aklına gelmedik yerlerinden pencereler açtırdı. Bir oda ayırdı kendine. Kapıya yakın, geniş bir oda. Kapısına hani o resmi daire işi bir tabela taktırdı. Siyah üzerine yaldızla otel müdürü yazılı bir cam tabela. Son emekliye ayrıldığı gün umum müdürlük odasında konfor olarak ne varsa doldurdu bu odaya. Telefonlar çifter çifter, ziller, diktafonlar, yerlerde muşambalar, kula halıları, merdivenlerde yol halıları. Bir de otelin giriş kapısının üstüne büyük bir tabela. Yeşil Sakarya Palas Oteli. Müdür odasıyla giriş kapısı arasında bir salon vardı. Bu salona bekleme salonu da denebilir. Şık masalar, sandalyeler. Bir de kahve ocağı koydum merdivenin altına. Akşam çaylarını bu salonda içerdik. Derken burası işlek bir gazino halini alıverdi. Memleketin kumarcıları için en elverişli bir yer olup çıkmıştı. Otel müdürü Ragıp Bey, kumarı bu salondan alıp otel odalarına çıkarmasını bir deneseydi, kısa zamanda yaptığı bütün masrafları çıkarabilirdi. Ama ne gezer o anlayış bizim Ragıp'ta. Akşamları sık sık uğruyordum. Bir çay karşılığı ne şikayetler dinlerdim Ragıp Sakarya'dan, çalıştırdığı adamların pisliğinden, hırsızlığından, terbiyesizliğinden başlayarak müşterilerin densizliklerine, saygısızlıklarına geçerdi. Para vermeden kirişi kıranlara her gün biraz daha tempoyu artırarak söver sayardı. Çok öfkeli bulmuştum bir gün onu. Hayrola Ragıp'cığım dedim. Bırak Allah'ını seversen dedi. İnsanlar da artık ne ar kalmış ne haya. Ne oldu yine dedim. Geçen gün bir müşteri geldi. Cumartesi günü öğleden sonra. Bir posta ihbarnamesi getirdi. 3 gündür de bizde yatıyordu. 8 numarada. Ragıp Bey dedi. Şu kepazeliğe bakın. Bugün param gelmiş İzmir'den. 2850 lira. Bana havale dairesi kapandıktan sonra veriyorlar ihbarnameyi. Yahu artık bu postacılar da başladı atlatmaya. Bankacılar gibi. İhbarname otele mi gelmiş diye sordum. Bilmiyorum. Dışarıdan bir adrese mi gelmiş? Ne yazıyordu ihbarnamede? Eline alıp da bakmadın mı? Yoo. Ha, anladım. Sana adam dedi ki, Ragıp Beyciğim, çok rica ederim. Pazartesi günü mutlaka paramı alacağım. Bana o güne kadar 200 lira verebilir misin dedi. Bu 300 de olabilir, 400 de. Hayır hayır, tam 200. Nereden biliyorsun? Nereden bileceğim? Otelcilere sık sık yaparlar bunu. Gerisini de söyleyeyim istersen. Aptal aptal bakıyordu yüzüme. Pazar günü akşamı da geç vakit uğradı diye başladım. Aman Ragıp Beyciğim dedi. Bir 200 lira daha lazım oldu. Yarın saat 9'da mutlaka öderim. Öyle olmadı mı? Evet. Tam anlattığın gibi. Sen de çıkardın verdin. 200 verdin nasılsa.
Bir 200 daha ister istemez vereceksin. Pazartesi oldu, adam giyinmiş, tıraş olmuş, indi aşağı. Ragıp Beyciğim, şu nüfus cüzdanıma müsaade edin de postahaneden paramı alayım. Öyle olmadı mı? Ragıp Bey gözlerimin içine hışımla bakmaya başladı. Eğer dedi çocukluğundan beri arkadaşım olmasan mutlaka bu adamla işbirliği yapıyorsun derdim sana. Bereket versin, namuslu adam olduğunu biliyorum da. Nüfus cüzdanını koydu cebine. Bir daha da görünmedi. Öyle değil mi? Sen hemen odasına fırladın. Boş bir çantadan başka hiçbir şey yok. Pes diye bağırdı. Bu kadarı da fazla. Polis hafiyesi misin yoksa dolandırıcılık masası şefi mi? Hayır dedim. Herifle ortağım. Yahu Ragıpçığım, sana demedim mi? Otelcilik ince iştir diye yapamazsın sen. Bakanlıkta müdür olursun, umum müdür olursun. Ama otel müdürlüğü yapamazsın demedim mi? Dertsiz başını derde soktun durup dururken. 400 lira senin tam bir haftalık, 15 günlük kazancın. Bana anlattığına da anlatacağına da pişman olmuştu. Kaşlarını gözlerinin üstüne yıktı. Çayları içinceye kadar tek bir kelime konuşmadı. Aradan çok geçmedi. Bursa'dan gelen bir arkadaşı misafir etmem gerekiyordu. Bizim ev bu aylarda Yeşil Sakarya Palas Oteli'nden daha çok işler. Biz bile sofalarda yatarız çoluk çocuk. Tuttum bu arkadaşı özür dileyerek bizim Ragıp'ın oteline getirdim. Baktım Ragıp'ın yine nevri dönük. Nasılsın Ragıp'cığım dedim. Bu sefer kaç lira kaptırdın? 300 mü? Baktı gözlerimin içine, başını iki yana sallıyordu. Tutturamadım mı dedim. Ya 300'dür ya 400. Kendini zorlayarak acı acı güldü. Susuyordu. Bu otele büyük aç gözlerin geleceğini sanmıyorum dedim. Nihayet 500 liraya kadar iş yapabilenler gelir. Senin kapasiten de o kadardır. Benim kadar onlar da kavrayabilir bunu. İçini çekti. Tam 500 lira dedi. 500 liram daha gitti. Bu seferki iş ihbarname gösterecek değil tabii. Sakın hesap cüzdanı göstermiş olmasın. Evet dedi öyle. İş bankasından hesap açtırmış. Defterde tam 50 bin lira para yazılı. Dikkat etmemişsin. Tam 50 bin 50 lirası olacak. Peki nereden biliyorsun sen? Canım Ragıpcığım, bunları bilmiyorsun da nasıl otelcilik yapmaya cesaret ediyorsun? Yahu bilmek zorunda mıyım ben? Bilmek zorundasın ya. Şaşkınlıktan gözlerimin içine dalıp kaldı. Ne bakıyorsun? Hani adam sarrafıydın sen? Adamı bir bakışta gözünden tanırdın. Suçlu suçlu önüne bakıyordu. Yalvarır gibi. Söyle Şemsiciğim dedi. Bu adamın banka defterindeki parayı kuruşu kuruşuna nasıl bildin? Adam herhangi biri adına bankaya 50 liracık yatırmıştır. Bu 50 sayısının baş tarafına doğru inandıracak kadar sayı eklemiştir. Bu 50 lira olmuştur, tam 50 bin 50 lira. Belki de adam hüviyeti yanında olmadığını söyledi, otele yatarken bu cüzdanı gösterdi sana. Öyle oldu. Bu kadar parası olan adamdan hiç kuşkulanmadın tabii. Sonra hemen bir saat sonra geldi, bankaların kapalı olduğunu söyledi, biraz harçlık istedi. Açtın kasayı, bozuk para var mı diye baktın. Tamam, öyleyse 500 lira kaptırdın adama. Öyle oldu. Eh, artık insanları tanımaya başlıyorsun demektir. Daha doğrusu paralı görünmek zorunda olanları. Neyse, onu bırakalım da bizim arkadaşa temiz bir oda ayırtıver. Akşama gelip yatacak. Oturduk, hep birlikte yeni demlenmiş bir çay içtik. Ertesi gün otele arkadaşı görmeye gitmiştim. Erken erken Ragıp Sakarya kapıda bekliyordu beni. Yahu dedi, ben de sana adam gönderecektim az daha. Ne oldu dedim merakla, yoksa... O hiç soğukkanlılığını bozmuyordu. Sen nereden tanırsın bu adamı? Nereden mi tanırım? Başladım düşünmeye. Sahi, ben bu adamı nereden tanırdım? Şark'ta öğretmenken o da bucak müdürlüğü yapmıştı birkaç ay. Aradan 10 sene geçmişti, Beyoğlu'nda karşılaşmıştım bir saz salonunda. İthalatçılık yaptığını söylemişti. Çok eskiden tanırım dedim. Adresi? Adresini bilmem. Anadolu'da dolaşır durur. İthalatçılık yapardı ama bilmem şimdi ne yapar. Gururla gözlerimin içine baktı. Ben söyleyeyim. Şimdi de dolandırıcılık yapıyor dedi. Zaten görür görmez gözüm tutmamıştı onu. Ne yaptı dedim. Ne dolandırdı? Sadece 700 lira. Memnundu. Gözlerinin içi gülüyordu. Sen gider gitmez cebinden bir 1.000 liralık çıkardı. Bunu lütfen bozar mısın dedi. Açtım kasayı. Baktım hep 500'lük. İsterseniz 2.500'lük yapayım dedim. Dudağını büktü. Yaramaz işime dedi.
''100 liralık yok mu?'' diye sordu. ''İki tane var.'' dedim. Cebinden bir zarf çıkardı. Bir 1000 liralık koydu içine. ''Buyurun.'' dedi. ''Bu para kalsın kasada. Bana lütfen o 200 lirayı verin.'' Çıkardım, verdim. Zarfı alayım mı, almayayım mı diye düşünürken son olaylar açmıştı gözümü. Benim tereddüt ettiğimi anlayınca ''Kalsın efendim.'' dedi. ''Kasada kalsın. Üzerimde fazla para taşımam.'' Aldım elinden zarfı, koydum kasaya. 200 lirayı katladı, attı cebine. Sonra tam çıkarken efendim dedi, ne olur ne olmaz, siz bir 500'lük daha verin. Belki 200 lira yetişmez. Tuttum bir 500 daha verdim. 1000 lirası nasıl olsa kasadaydı. Teşekkür edip çıktı. Gidiş o gidiş. Gece geç vakitlere kadar bekledim. Doğrusu yine içime bir kurt düşmüştü. Açtım kasayı, zarfı buldum. Bir de açtım ki İçinde Hitler Almanyası zamanında basılan 1000 liralık 1 mark. Ben donup kalmıştım ama bizim Ragıp keyifli keyifli gülüyordu nedense.